Evet selamlar herkese. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda bireysel emeklilik sözleşmenizde fon değişikliği yaparken sürekli takıldığınız bir noktayı size açıklayarak anlatmak istiyorum. Şimdi garanti emeklilik üzerinden anlatacağım ama bütün emeklilik şirketlerinde fon değişikliği yaparken mutlaka bu size sorulur ve burada doğru seçeneği yapmanız birikiminizin ileriki yıllarda büyüyerek devam etmesi için en önemli konulardan bir tanesi. Bahsetmeye çalıştığım şey şu. Tam olarak burada gördüğünüz fon dağılım değişikliği şekli. Burada fon dağılım ekranında bakın fonları seçtiğimiz bölümdeyiz yüzdelik olarak. Buradan değiştirip artırıp azaltabiliyoruz. Ve en sonunda da bunu onaya göndereceğiz. Tabi alt tarafta befas fonları olduğunu da Unutmayalım yani e, diğer emeklilik şirketlerinin Befaz platformunda işlem gören fonlarına da buradan geçiş yapabilirsiniz. Şimdi fonda alım değişikliği şekli otomatik olarak birikim artı katkı payı olarak geliyor. Yani bunun Türkçe'si şu: Ben bu fon değişikliğini yaptığımda ve bunu onayladığımda birikim artı katkı payı olarak seçersem benim şu anda mevcutta seçili olan bütün fonlarım satılacak, TL'ye dönülecek yani Türk Lirasına. Sonra burada seçmiş olduğum yeni fonlara geçiş yapılacak. Yani portföyüm tamamen bu seçmiş olduğum fonlara geçecek. Bu birinci adım. Artı dediği kısımda katkı payı için dediği de bundan sonra diyelim ki Temmuz ayının işte sonunda ben bir katkı payı ödedim 1000 lira. Bu 1000 lirayı ödediğimde bu 1000 lira da fon dağılım değişikliğinde seçtiğim gibi gidecek. Yani %50 altın, %50 hisse senedi seçtiysem bunun 500 lirası altına gidecek. 500 lirası hisse senedi fonuna geçecek. Böyle bir dağılım yapmış olacağım. Diğer seçeneklerde diyelim ki katkı payı için dersem ve bu şekilde bir fon değişikliği yapıp gönderirsem içerideki şu anda mevcutta bulunan fon dağılım asla değişmeyecek. Aynen devam edecek. Ben onun yerine bundan sonra ödediğim rakamlarda yani 1000 lira ödedim. Yeni ekleyeceğim 1000 liraları bu şekilde bu fon dağılım değişikliğine göre fon alışlarını yapacak. Ancak eski portföyümün fonu da aynen devam edecek. Ve bunun yanında da birikim için diyebilirsiniz. Sadece Öyle derseniz de sizin içeride bulunan fonlarınızı satacak ve seçtiğinize geçeceksiniz. Katkı payı kısmında da eski haline devam edecek. Bu çeşitlendirilebilir bu şekilde yapılabiliyor. Tercihler bunlar ancak benim tavsiyem size burada özellikle sözleşmesi daha yeni başlayan birikimi yavaş yavaş kar topu etkisiyle yeni yeni büyütmeye çalışan yatırımcılar için Birikim artı katkı payı seçeneğini ben kendi sözleşmelerimde de seçiyorum. Bunun da sebebi şudur. Bunu şu yüzden yapıyorum. Ee, i̇çeride biriken bir para var. İşte 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira belki 1 milyon. Bunun gücünden benim yararlanmam lazım. Yani bileşik gücünden o e, miktarın büyüklüğünden e, yatırımın büyüklüğünden yararlanmam gerekiyor. Ve bunun için bunu bu şekilde yapıyorum. Hem kendi birikimimi değiştiriyorum hem katkı payını değiştiriyorum. Bu sayede istediğim fonlarda istediğim artışlar başladığında rakam da büyük olduğu için daha hızlıca ve büyük miktarlarda birikimi büyütme şansım oluyor. Bunun haricindeki diğer seçenekleri açıkçası şu ana kadar ben tercih etmedim ama hangi dönemde tercih edebilirsiniz onu da anlatayım. Mesela katkı payı için seçeneğinde şunu yapabilirsiniz. Diyelim ki sizde çok miktarda hisse senedi <laughs> piyasasının fonu var, hisse senedi fonu var ve artık e, bunun pahalı olduğunu düşünüyorsunuz ve e, altının şu an ucuz olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu katkı payı için yaptığınız yaparsınız ve altına %100 geçersiniz. Atıyorum. Bundan sonra ekleyeceğiniz bütün paralar da altına alır. Yani ucuz olduğunu düşündüğünüz yerlerden toplama imkanı da verebilir. Pozisyonunuz bu şekilde. Yönetebilirsiniz ama bunun yanında mesela bu dönem para piyasası fonlarının getirilerini iyi buluyorsanız bundan sonra ödeyeceğim rakamları para piyasası yap diyebilirsiniz. Yani piyasadaki beklentinize göre bunu yap kullanabilirsiniz ancak benim tavsiyem 1 2 martı katkı payı olarak kullanmaktır ve büyük çoğunlukla yatırımcılar da bireysel emeklilik yatırımcıları da bunu bu şekilde yapmaktadır. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra da değişiklikleri kaydet diyerek işlemlerinizi sonlandırabilirsiniz.